Ahi var ya bak. Kelimesiyle der. Hiç rikat-i cinsiyeniz, hiç silah-i rahminiz yok mu ki? Yani silah-i rahim biliyoruz artık. Ana baba ziyareti, akraba ziyareti gibi böyle beşinci derecedeki mertebeyi başa çıkartmayacağız. Silah-i rahim sıla bağ demektir. Yeni gelenler için diyorum. Bağ. Sıla bağdır. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Yani rahimin bağı, onayladığı bağ. Rahimin onayladığı bağ. Rahimin gösterdiği, kabul ettiği bir münasebet. Mesela öyle bir akraban var ki, mikro, bakteriya, akrep yani. Akraba değil, akrep. Gidince namaz kılıyorsun, o uçuyor musun falan, camı kapattın, dalga geçiyor. Senin şahsında dinle dalga geçiyor. Silah-ı rahim onunla münasebeti kesmeye iktiza eder. Hecren cemiyle, güzel bir şekilde ayrılsın. Dinle dalga geçirmeye, onun da zaten bakmasını niye şey yapıyorsun? Söyle bir akraba ki gidiyorsunuz, haram seyrettiriyor size televizyonda. Sizin evinizde televizyon yok. Silah-ı rahim onunla münasebeti kesmektir. Çünkü rahim onaylamıyor. Rahim onaylamıyor. Sıla bağ, rahimin bağı. Rahimin onayladığı bağ. Peki nedir o? Öyle bir akraban var ki, mikro, bakteri. Öyle bir davak arkadaşım var ki, namusunu canını teslim edersin. Ha, silah-ı rahim, Allah'ın onayladığı, dinimizin helal ve haram dediği şeyin kendisidir. Nedir o? Müslümanlar arasındaki bağdır. Birinci, iman bağdır. İki, İslam bağdır. Yani ben uygulayayım şeydeki, bu benim ifadem, İslam hukukundakini söyleyeyim. Hukukullah, Allah'ın dediği şekildeki bağ. Hukuku Resulullah, Allah Resulü'nün sünnetindeki. Hukuku asfiya, as-ı mücididin iştihadındaki bağ. Bunlar sonra felemsal felemsal derece derece bağ çeşidi. Şimdi silah-ı rahim diyor ki ahihi kelimesiyle der hiç rikat-i cinsiyeniz hiç silah-ı rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi